En azından iki konuyu daha sormak istiyorum. Bunlardan birisi dün Osman Kavala'nın eşi Profesör Doktor Ayşe Buğra konuğumuzdu. Beşinci Boyut programında. Deniz Tolga Aytöre avukatı da konuktu. Merdan Yanardağ sordu Kavala ve Gezi davasını. Şimdi ben dünkü programı dikkatle takip ettim. Valla çok da etkilendim. Yani tabii bütün davalarda işte bu yargılananlar ve onların anlatımlarını haberci olarak aynı zamanda özel olarak hani izleyicilerimize aktardığımız kısmının ötesinde de takip ediyoruz. Siz de bir hukukçu olarak mutlaka takip ediyorsunuz. Bu davalarda yargılananların daha çok işte bu siyasal boyutu öne çıktığında yani iktidarın buradaki amacı, hedefi vesaire filan tartışırken insan öğesini biraz ihmal edebiliyoruz. Toplum da ihmal edebiliyor. Ayşe Hanım, yani programda söyledikleriyle bir kez daha aslında haksız, hukuksuz biçimde yargılanan, tutuklanan insanların içeride bulunan insanların aynı zamanda dışarıdaki bağlantılarına ve onların o insani durumuna da dikkat çekmiş oldu. Şöyle bir cümle kurdu beni en etkileyen bölümleri. Bölümünde şöyleydi. Yani diyor ki aslında ya biz belli bir yaşa geldik artık. Bu yaştan sonra daha ne kadar yaşayacağımız da belli değil. Yani bizim hayatımızdan bu dönemde çalınan 6 yıl çok kıymetli. Hani 20 yaşında cezaevine girer, 26 yaşında çıkar, daha önünde hani yaşayacak yılları vardır. O 6 yılla 60 yaşında cezaevine girmiş birinin 6 yılı aynı değerde değil. Dolayısıyla onun eşiyle, çocuklarıyla, diğer arkadaşlarıyla kurduğu ilişki açısından da. Ve annesini örnek verdi. Dedi ki annesi 97 yaşında Osman Kavala'yı herhalde bir daha göremeyeceğim diye düşünüyor ama diğer taraftan direniyor. Yani düşün ki 91 yaşında annesini bırakmış, cezaevine alınmış işte oradaki yargılama ve dosyanın içeriğine bakıyorsunuz. Ya gerçekten hani dosyada avukatının da anlattıklarıyla hani bir tane elle tutulur bir şey olur da ya acaba mı dedirtir insana? Hani acaba ya hani mümkün mü filan dersiniz. Ya bu kadar boş bir dosya. Beraat verilmiş zaten. Masak raporlarıyla beraat verilmiş. Sonra bu davayı yeniden kıymetlendirerek FETÖ'cülerin oluşturduğu dosyayı yeniden kıymetlendirme adı altında, tırnak içinde savcıların değerlendirmesi bu. Yeni bir yargılama konusu yapıyor ve insanlara ağırlaştırılmış müebbet 18 yıllık cezalar veriyorsunuz. Can Atalay davası da bu dava aslında. Yani Gezi davası, Osman Kavala yargılaması konusunda dolayısıyla Can Atalay'a terörist denmesi konusunda bir değerlendirme rica ediyorum. Sonrasında Riyad ve bu Riyad üzerindeki tartışmayla Abdülkadir Selvi ile Fenerbahçe Kulübü arasındaki tartışmayı da sormak istediğim için. Dolayısıyla orada bir süre bırakın lütfen yanıtlayacak. Ya şimdi bu önce hukuk alanında. Kavala dosyası, Can Atalay yani Gezi dosyası ve bunun gibi bir de Demirtaş dosyası. Bunların hepsi aslında hukuksuzluğun, adaletsizliğin, yargının hali pür melalinin simgesi olmuş dosyalar. Bunlar da adalet, hukuk, yargı vesaire aramak gaflettir. Bu kadar açık. Bunlar siyasi iktidarın kotardığı, siyasi iktidarın baştan sona siyasi amaçları doğrultusunda programladığı ve siyasi sonuç elde etmek üzere bu insanları bu işkenceye, bu zulme maruz bıraktığı davalardır. Bu kadar net konuşuyorum. Bunların hukukla, davayla, yargıyla hiç alakası yoktur. Ya bu süreci yaşayan, bu süreci bilen bir hukukçu çığlığıdır bu söylediğim. Bir insani, vicdani bir duruştur bu. Bu. Nasıl bunun hesabını verecekler? Önce vicdanlarında, önce aynaya baktıklarında, kendileriyle yüzleştiklerinde bu zulmü nasıl sürdürdüklerinin ve buna nasıl sürmesi için emir ve talimat verdiklerinin hesabını kendi vicdanlarında belki veriyorlar ama tarihin önünde yarın bir gün bunu veremeyecekler. Vallahi bu çok zor verilir. Yani veremeyecekler. kendi çocuğunu, kendi torununu severken, kendi annenle gidip oturup sohbet ederken
bu insanların bu haklarını bununla yüzleşemiyorsanız, insan değilsiniz zaten. Bakın insanın en temel duygusu adalet duygusudur. Yani insanı insan yapan adalet duygusudur. Onun için sosyal ilişkiler kurulur. Onun için işte bir ahlak onun üzerine örülür. Bütün onların çıkışı aslında adalet duygusudur. Onun için adalet devletinde temelidir. Eğer adalet ölmüşse devlet ölmüş demektir. Hele o adaleti, o devleti yönetenler öldürmüşlerse onlar zaten tarihin karanlık sayfalarına karanlık bir şekilde kaydedilmişlerdir. Bakın Kavala dediğimiz kişi, ya suçlu olup olmaması ayrı bir konu kardeşim. Burada onu tartışmıyoruz. Adamı ya üç kere hakkında dava açmışsınız, üç değişik dava açıyorsunuz. Önce diyorsunuz ki sen anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, darbeye teşebbüs ettin. Sonra diyorsunuz ki burada böyle bir şey yokmuş. Berat. Yani Gezi davası, Gezi olayları aslında anayasal düzene bir kalkışma değilmiş. Bunu yargıladım. Evet böyle bir şey de bulamadım deyip beraat ettiriyorsunuz. Beraat veriyorsunuz, tahliye ediyorsunuz. Sonra bir güç devreye giriyor. Tahliye ediyorsunuz derken beraat verip tahliye ettiğiniz aynı gün. O gün bir güç devreye giriyor. Diyor ki. 6 saat sonra diyelim ki bırakılması gereken Osman Kavala için. Güç devreye giriyor. O güç bu ülkenin iktidar gücü, yürütme gücü ve yargının karar verdiği gün devreye giriyor. Diyor ki aynen laf şu ya. Bir manevra ile beraat ettirmeye kalktılar. Kim beraat ettirmeye kalktı? Mahkeme. Biz bunu düzelttik. Yani müdahale ettik. Ne yaptınız? Cezaevinden çıkartmadık. 3-4 saat daha orada tuttuk. O 3-4 saatte yeni bir iddianame. Yeni bir suç yarattık. Ne yarattınız? Casusluk suçu yarattık. Ondan tutukladık. Peki sonra... İfadesini almadan. İşte hiçbir şey yapmadım. Ya zaten bir şey anlatmalarına gerek yok. Hayır normalde tahliye edilmesi ve tekrar... Murat Kaynak bakın ilk bölümde ne dedim? Hukuk falan içinde onu olması geçtiyorsun. Gerekeni konuşmamıza gerek yok. Peki geçtim. Zaten diyor ki bir manevrayla beraat ettirmeye kalktılar. Biz o yaptık tabii. Diyor, düzelttik diyor. Evet. O anda diyor onu bulduk, içeri attık tekrar diyor. Peki sonra ne oldu? Aradan 2-3 sene geçti. Casusluktan da beraber. Ya bu casuslukta yokmuş dedik. Yok burada da bir şey bulamadık. Casusluktan da beraat verdik. 3 sene de boşuna yatırdık. Şimdi bir daha mı çıkartacağız bunu? Hayır çıkartmayacağız. Peki ne yapalım? Ya yürütme organına darbe yapmaktan. Çarşıyla da bağlayalım. Yürütme organına bu sefer darbe yapmaktan. Yani ilk önce beraat verdiğimiz dosyadan o eylemlerden. Tekrar müebbet verelim. Tekrar içeride kalsın bu. Kaldı. Peki. Bu davayı nasıl açtınız siz? Yani bu davanın delilleri diye sunduğunuz delilleri nasıl elde ettiniz? Sevgili seyirciler, Gezi davası dediğimiz Can Atalay ve Kavala'nın da işte bu diğerlerinin de mahkum edildikleri bu dosyadaki soruşturma Muammer Akkaş tarafından yapıldı. Muammer Akkaş FETÖ'den daha sonra sanık olmuş, ağır bir ilişkisi tespit edilmiş. 17-25 Aralık. 25 Aralık sürecinin de savcısı olan, hatta işte Çağlayan Adliyesi'nin önüne çıkıp o süreçte korsan bildiri yayınlamaktan da mahkum edilen bir savcı. Şimdi aynı savcı 17-25'i de sorguladı. Hemen ondan 6 ay evvelki Gezi davasının bu soruşturmasını, Gezi olaylarının soruşturmasını da yürüttü. Ne yaptılar? Dediler ki 17-25 Aralık'ta efendim Muammer Akkaş ve ona destek vermiş dinleme yani dinleme kararlarını vermiş hakim. Ya bunların savcı ile hakim ikisi de FETÖ'cü. Zehirli evet. Ağacın meyvesi yenmez. Bu dolayısıyla bu dinleme şeyleri olmaz. Bu dinleme kararları hukuka aykırı. Şimdi hukuka aykırı FETÖ'cülerin verdiği kararlarla yapılan dinlemeler de delil sayılmaz. O dolayısıyla
Bilal Erdoğan'ı ve onunla ilgili suçlamaları. 17-25'te suç yoktur. Bunların hepsi yasak delillerdir, dikkate alınamaz. Oraya deyip takipsizlikle dosyayı kapattılar. Peki aynı Muammer Aklaş'ın, aynı FETÖ'cü hakim üzerinden aldığı dinleme kararlarının karşılığı olarak elde edilmiş sayılan delillerle Gezi davası açıldı. Orada da bir şey yok bir de. Hayır yok. O yok yani, da. Hayır şey anlıyorum. Yani izleyicilerimiz şöyle düşünebilirler. Sonuçta hani. Orada da bir şey yok. Ama diğer tarafta hani bir şey var mı yok mu tartışılır mesela değil mi? Hani orada bir sürü tapeler o tepelerde. Burada bir şey de yok. Yani, dinlemelerde bir şey yok. Yasa dışı dinlenmiş. Bir suç yok. Evet. Yani ya dinlemenin ona, kendisinde de bir şey yok zaten. Bir şey yok. Zaten Osman Kavala ile diğerleri arasında hani bir barda, bağlantı kuramıyorlar. Evet kuramıyorlar. Can Atalaylar üzerinden bir bağlantı kuramıyorlar. Hakikaten en rezili Gezi olaylarının finansörü dedikleri, finansmanını sağlıyor dedikleri Osman Kavala hakkında MASAK'ın ya bütün raporlarında bu finansmana ilişkin yani finansman sağladığına ilişkin bir delil de bulunmadığı söyleniyor. Ya MASAK bulamıyorsa kim bulacak? Neyi bulmuşlar biliyor musun dedikleri? 100 sandviç. Evet sandviç. 20 plastik sandviç. Çay almış, sandviçler götürmüş. Ya hakikaten insan biraz utanır ya. İnsan utanır. Yani masa, yok megafon evet. Ve bunları bir finansman sağladığı olarak söyleyeyim. Ha, bütün Gezi davasını bununla, yani evet. Bütün Gezi 10 milyon kişinin katıldığı bir itirazı Osman Kavala'nın böyle bu şekilde finanse ettiği. Çok detaya girmeye gerek yok. O dosyayı okuyan her hukukçu önce hakikaten bunu vicdanına açıklayamaz. Hiçbir delilin olmadı. Hukuka uygun yöntemlerle elde edilmiş maddi gerçeği ortaya koymaya yeterli hiçbir delilin tekrar söylüyorum mevcut olmadığı. Şidan Mater çekilmemiş belgesel evet, nedeniyle suçlu. Daha neler neler. Bir tiyatro oyununu darbenin bilmem nesi saymak. Efendim işte bir televizyon kanalı kuralım görüşmesini, sözünü böyle bir darbenin gerekçesi saymak. Gibi gibi. Efendim hiç olmamış bir toplantıyı, hiç olmamış bir lokantadaki buluşmayı, hiç gerçekleşmemiş bu bir araya gelmeleri varmış gibi göstermek. Şöyle bir şey imza atmak. Büyükada'da bir toplantı varlığı tespit edilmiş. Ama içeriği tespit edilememiş. Aynen şöyle diyor. İçeriği tespit edilememiş bir toplantıda bu hususların görüşüldüğü. İçeriği tespit edilememiş ama hususlar. Ama bu hususlar görüşülmüş. Ama içeriğini biz tespit edememiş. Nereden demişler? Şimdi bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Hani dedim ya bu ülke çürüdü. Bu ülkenin yargısı çürüdü. Buna karar veren mahkemeler, bu kararı onayan üst yargı organları. Ya bu dosyayı görmüyor mu? Görüyor. Şimdi bir manevra ile beraat ettirmeye kalkıştılar. Biz gerekeni yaptık, düzelttik dediğiniz an zaten bu ülkede adalet de, yargı da, yargının bağımsızlığı da her şeyi ölmüş durumda. Evet. Son 3 dakikamız. Dolayısıyla Riyad maçını